Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir video ile beraberiz. Daha önceki videolarda yorumlarda çok fazla ilk bakımı çek yorumu geldi. Onun için şimdi ilk bakım, rodaj bakımına gidiyoruz. Ufaktan yola çıkacağım. Sabah erken saate bir randevu aldım bayram öncesi. Hadi bakalım. Görüşürüz orada. Evet arkadaşlar, şimdi motoru teslim ettim, beklemeye başladım. Yine ara ara update'lerle geleceğim. Evet, şimdi ufak başladı işlemler. Size kameradan takip ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Daytona'dayız. Yamaha bayisi Şişli'deki. Randevumu aldım, bugün ayın 18'i Perşembe, 18 Nisan. Bayram öncesinde randevu almıştım, geldim. Ortalama fiyat verdiler, 1100 TL gibi. Bu Honda'ya göre biraz pahalı bir fiyat ama Yamaha'nın servisi zaten böyle yani, pahalı. Yapacak bir şey yok o konuda. Rodaj bakımı aslında 1000 km'de oluyor ilk bakım. Ben 830 km gibi geldim, biraz erken geldim. Onu denk getirmek biraz zor oluyor. Bu sefer randevu bulunmuyor vesaire. Erken gelmenin zararı yok. 100 km ileri geri çok önemli değil yani. Rodajdan kısaca bahsedeyim, nasıl kullandım, bununla alakalı da yorumlar geldi çünkü. Ben aslında şeye dikkat ettim, yani iki kişi binmeme gibi bir şeye dikkat etmiyorum. O biraz 50 cc'lerde geçerli işte, rodajda iki kişi binmeyin diyorlar. Ama bu o kadar hani ağırlığı çekecek bir motor, sonuçta 155 cc. Ben bunda 70-75'i geçmeyerek yaklaşık işte 800 km boyunca 75'i hiç geçmedim. Ani gazlardan kaçındım. Biraz daha hafif yokladım gazı. Ve işte hani sıkmadan, işte çok fazla yüklenmeden yavaş yavaş alıştıra ilerledim. Hep 2.7 litre ortalamayla gezdim. Şimdi bakalım, ilk defa bakımdan sonra biraz daha performanslı kullanımı deneyeceğim, nasıl gidiyor vesaire. Top speed yap diyenler vardı, daha hiç yapmadım. Duruma göre bakacağım. Evet arkadaşlar, şimdi biraz sesimiz çok vurdu tabi. Bakım bitti, benzinimizi aldık. Kısaca bir özet geçeyim istedim. Evet, bakımımızı yaptırdık. Kilometreden tekrar bahsedecek olursam, dediğim gibi biraz erken bakım yaptırdım. 835 tam şu an. Bir problem yok. Benim bir soru işareti kafamda şey vardı, kalkışlarda biraz titreme yapıyordu. Özellikle gidona bile böyle hani dik bayırlarda, eğer ki dikkatini çeken olduysa bu motordan süren, titreme vardı. Onu sordum, o her bu kasa MX'de var, hani ona yapacak bir şey yok, problem değil dediler. Tamam, o zaman problem değil, ben dedim. Hani ben bir probleme yaratır mı ya da niye var, onu öğrenmek için sordum aslında. Problem değilse yapacak bir şey yok yani, o titreme olabiliyor. Zaten tam kalkarken dik bayırlarda ya da iki kişi böyle zorlandığında titriyor. Düzlükte böyle ağır ağır kalkınca problem yok. Onun haricinde şeyi gösterecektim. Bakımın adını siz söyleyin. Bakım kağıdını. Yani bunu bahsedeyim ki neler oldu vesaire. Ne olmuş? Conta. İki tane conta değişmiş. Yağ filtre kapak o-ringi. Yağın kendisi. Ve dişli yağı. Bunlar değişmiş. 1134.61 TL bir tutarı var. 1000 km bakım olarak. Genel kontrollerde bir soruna rastlanmadı olarak da yazmışlar. Bana buna istinaden bir hani indiriminiz var mı dediğimde de 1134'ü 1000 TL olarak, şurada fişimiz var. Evet. 1000 TL olarak çektiler. Öyle bir yardımcı oldular. Daha önce de çanta aldığım için Daytona'dan. O konuda ben memnun kaldım. Çok da kısa sürdü. Yani yarım saat gibi bir sürede bakımımı hallettiler. Problemsiz ilerliyoruz. Bahsettiğim şu an için gibi rodajım bu şekildeydi. Yani biraz daha dikkatli kullandım. Orada da söyledikleri o. Çok sıkmadan, etmeden. Çok tap yapmadan. Hatta şey dedi işte orada çalışanlardan biri. Benim bir arkadaşım da daha yeni bakımını yaptı. Bakımını bitirdi. 129 km hız görmüş falan dedi. Bu şekilde ilerliyoruz. Kim bu adam, kim?
Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Sorusu olanlara yoruma bekliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Abone sayımız biraz az ilerliyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ufak tefek update'lerimiz yine olacaktır. Kendinize iyi bakın.